Ben bugün bu kısa zamanda hızlı sunumda size yarışma projesini anlatmaktansa yarışma sürecinden sonra yaşananları ve o süreçte yürütülen günleri göstereceğim. Belki bu sayede bu toplantının amaçlarından biri olan yarışmalarla, yani sertesel yarışmaların sonunda ki kamusal alanı betimleri süreçlerine dair bir tartışma yaratma amacına daha iyi düşeceğini düşünüyorum. Biz ilk başta yarışma sonlandan sonra belediyeyle bir toplantı yaptık ve bu toplantıda projenin sivil toplum örgütleri vasıtasıyla halka anlatılmasına karar verdik birlikte ve yaklaşık 3 ay süreyle 10'una yakın toplantıda Mimarlar Odası, Baro, Kent Bölümleri, Kent Konseyi gibi sivil toplum örgütleri vasıtasıyla halka projeyi anlattık. Çok faydalı geçti ve belli ilgi dönüşler aldık açıkçası. Biz bunu yaparken bir de bir yandan yarışma esnasında çok muğlak olan imar düzeni konusunda bir bize çerçeve hazırladı. Ve bu çerçeveyle birlikte bir ikinci toplantı yaptık. Bu çerçeve toplantı, yani bu toplantıda bizden bir bu yeni imar çerçevesine uyan bir alan proje hazırlamamızı istediler. Biz de ve şunu söylediler. Bu proje üretim modeli olarak kamu özel ortaklığını seçtiğini söylediler. Tabi biz başta biraz endişe duyduk çünkü gayrimenkul sektörünün motive ettiği bir sürece döner mi, o süreçlerin yaşattığı kötü anıları biliyoruz biz Türkiye'de. Kaygılarımızı ilettik fakat bunun başka bir modeli olamayacağını söylediler bize. Dolayısıyla şunu da mutabakata vardık. Bu yönetilen bir süreç olsun. Ne mimarın masasında, ne gayrimenkulcünün masasında yönetilen bir süreç ama katılımcı bir süreç nasıl yaparız diye uğraşmaya başladık. Bu bizim, yani şimdi ben size kısaca projenin motivasyonlarını ve son yerinden süreçteki ürünleri göstereceğim. Bu bizim yola çıktığımız fotoğraf. Liman meydanından yarışma alanına bakıyor. Yani gördüğünüz gibi aslında pek bir şey ihtiyacı yok. Yani gayet iyi duruyor. Dolayısıyla bizde bu, yani müthiş kentsel açık alanlar var falan. Bizde en az müdahaleyle bu alanı nasıl iyileştiririz diye baktık açıkçası. Ve dolayısıyla bu parçaların, biraz sonra bahsedeceğim parçaların kendi içindeki sorunları noktası olarak eğilip esas olarak birbirleriyle kurdukları ilişkilerle ilgili sorunlara bakmaya gayret ettik. Bu
alanı tamamını gösteriyor. 1 milyon metrekarelik bir alan. Bu da daha kolay olsun diye anlatırken 3-4 parça ayırarak alanı anlatacağım. Bu vaziyet planı, yarışma vaziyet planından çok farklı değil ki zaten offside'de anlaşılmaz çok büyük olduğu için. Bu ölçekte pek bir ifade etmiyor aslında. Bu da alanın en kapsamlı görseli aslında. Alanı anlamak için burasınca meydanı, varyantların iç park alanı, Olmia meydanı, bunlar bunları tadrajın dışında yarışmanın diğer alanı olan Akdeniz bunları. Önce beach parkla başlayacağız. Beach park alanı bizim bu az müdahale kapsamında mevcutta 95'lerden beri burada bir çarşı mevcuttu zaten. Biz bu çarşının tam yüzeyinin üzerine oturmaya gayret ettik. Hatta o çarşının şu anda kullanmakta olduğu mevcut otoparkları da aynen geliştirdik. Bu sayede yeşile minimum müdahale etmeye gayret ettik. Ama aslında o eski çarşının yapamadıklarını biraz yapmaya çalışan bir şey üretmeye çalıştık. Bu da neydi? Kur ve kıyı birbirine bağlayan bir sistem üretilmek. Dolayısıyla biz de kollarımızı kıyı ve koru yönüne atan bir sistem kurup buraları jenere edecek bir alan oluşturmaya çalıştık. Bir diğer problem de mevcuttaki alanda buradaki sahildeki ünitelerin çok fazla sevilmesinden kaynaklı çarşının rolünü çalması ve buradaki kamusallığı yok etmesiydi. Onları da kaldırdık tümüyle. Dolayısıyla bu alanı tümüyle kamuya, kamusal kullanıma seyretmiş olduk. Bu alanın daha yakından bir görseli. Buradaki soru şuydu, bu alanda yarışmada bir emsal verilmemişti bize fakat ortaya çıktı ki burada bizim öngörümüzden çok fazla emsal var ve bizden bunu kullanması talep edildi. Bu bir sorun alanıydı çünkü biz doygunluğunu düşünüyoruz alanın. Biraz ihtiyarlardan sonra anlaştık ve kullanmamayı başarıyoruz şu anda. Bu odikey bağlantıları sağlayan boşluklu yapının içinden koru ve deniz bağlantısı. Bu da bu alanın oluşturduğu doğu batı doğrultusundaki gölgeli yürüyüş aksı. Ve bu da tümüyle kamusal alan olarak bırakılan çayır, bütün engellerin kaldırıldığı, duvarların yapıldığı, mevcut müzelerin kaldırıldığı. Diğer parça Olde Meydanı ve Dumlar Duvarı. Bu aksın yoğun trafiğe sahip eskiden. Şimdi çevre yolu eden trafikte burası yayılaştırırken iki önemli parçası Kültür Park ve diğer yeşil Olde alanı birleştirilmiş oluyor. Bizim buradaki amaçladığımız şey burası bir kale spotu yaklaşık 30-40'larda ve burası sıfır Olde eski limanın olduğu yer. Bu inişi farklı deneyimlerle destekleyerek ve denize inme ve limana inme deneyimini tekrar yaşatmak amacımız. Sonunda bir kentsel meydan tasarlamaktı. Bu alan gördüğünüz gibi o alanın iniş ve kentsel meydan sunulmaktı. Bu alan için burasının simgesel önemi olmasını isteniyor. Bu sivil toplum örgütleri tartışmalarda da hep ön plana çıkarıldı. Şu anda bu alanın ayrı bir tartışma konusu daha katılımcı süreçte ele alınması için belediye önerilerimiz var. Umarım onda da gelişme saat kaybedeceğiz. Üçüncü alan Akdeniz Bulvarı. Burası bu yoğun trafikten dolayı kent dökümünün kopukluğunu görüyorsunuz. Bu alanda da trafik şimdi artık kaldırılıyor. Fakat bizim amacımız bu alanı tümüyle araçtan yalıtmak değildi. Aracın basıp geçtiği değil, gezdiği bir rota ve servis alanı önererek aracı burada tuttuk. Ve yayayla aracı bir şekilde hemhal etmeye gayret ettik. Bizim projede önerimizden farklı olarak, yani sebebi uzun hikaye ama bu duvarları koruması gerektiği ortaya çıktı. Dolayısıyla biz de projemizi bu duvarları koruyacak şekilde adapte etmeye çalıştık. Bu kısmın ana fikri şuydu, kentten uçlarını bulduğumuz önemli aksların karşılığını birer ana açık alan karşılığı verip bunları alt odaklarla beslemek ve bir program dizgesiyle Antalya'da şöyle şeyler vardı, bazı mevsimler bomboş kalır. Ben de Antalya'da olduğum için iyi biliyorum alanlar ya da bazı saatlerde bomboş kalırlar. Daha 7-24 her mevsim kullanılan bir alan örgütlemeye gayret ettik. Bunu yaparken bir menü oluşturduk. Bu menüde farklı elemanlar var, detay edilmeyeceğim. Odan niteliğine, yerine ve ihtiyaçlarına göre bu menüden seçtiğimiz programları alana koyarak alanı programlamaya çalıştık. Ve sistem kesitleri ürettik. Bu tip bir sistem kesiti, anlatmıyorum detayını. Bu da alanın genişlediği yerlerdeki bir sistem kesiti. Ve bu da mesela alanın arkasında özel bir durum olduğunu, bir park olduğunda nasıl bir işinin öne geleceğini dersen biz bunlardan daha var ve bunları birleştirerek aslında bu sahile örgütledik. En büyük problem de bu duvar hattıydı. Kıyı ve sahili koparan ve engelli ilişkini de önleyen burası ile ilgili tedbirler almaya gayret ettik. Bu gördüğümüz işte sahil ilişkisi, işte bu programlardan bir tanesi önerdiğimiz çiçek pavyonu. Son olarak da müze meydanı. Müze meydanı şu alan oluyor, Bayraktan sağ tarafındaki. Bu alanda önemli iki tane kriterimiz var bildiğimiz bizim.
kısmı otelinde. Burası müze, harika bir bina. Şimdi tekrar aslında projenin duruyor. Bizim amacımız bu duvarları kaldırdık, bu müze bunların birleşen bir kültür alanı üretilmesiydi. Bununla ilgili bakanlıkla da görüşüldü. Projenin ilgili yönetimleri de görüşme yapıldı. İnşallah burayı daha bütünleştirdiğimiz ve buradaki açık alanlara sergiler başlamaya taşıdığımız bir alan yaratacağız. İkincisi de burayı paylaşımlı meydan kurmak ve hızlı trafiği yavaşlatıp gezdirerek dağıtmak. Bu sayede yaya ve aracı birlikte kullanan bir alan halinde elde etmektir. Bunun da motivasyonu size gösteren bir ilk imaj aslında. Yani Antalya'nın kimliğini oluşturan o fotoğraf. Bu fotoğraf sadece yayalar değil, araçların da kullandığı daha durağan bir kültür meydanından daha az müdahaleyle üretilmiş zaten zengin olan Antalya peyzajına baktırmak amacımız. Sanırım tutturdum. Teşekkür ederim.